Hadi bir de Ahmet Kaya yapalım. Uzun zamandır Ahmet Kaya analizi isteyen birçok kişi vardı. Onların da istekleri yerine gelsin. Ahmet Kaya, Türkiye'de bariton sesin en müthiş örneklerinden biri. Tabii ki inanılmaz besteleri vardı. Tabii ki muhteşem bir beste yeteneği vardı. Çok güzel besteleri olan bir şarkıcıydı. Sahne olayına falan hiç alıştırdın mı? Girsin parçaya. Daha önce de bir Ahmet Kaya analizi yapmıştım. Daha sonra kanalda bunu yayından kaldırmıştım. Çünkü istemediğim yerlerden gelmişti video. Yani daha doğrusu Türkiye'de yasaklı olan bir kanaldan gönderildiği için videoyu kaldırmak zorunda kaldım uyarılar sonucunda. Şimdi bu Türkiye'deki performansı onu inceleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ahmet Kaya'nın bariton rengi farklı. Farklı ve etkileyici bir renk. Yumuşacık bir ses tonu ama etkileyici bir güzel bariton rengi. Bakın ağzını bol bol kapalı kullanıyor. Martılar ağlardı çöplüklerde biz senin. O ifadelerdeki o türkü okumasının rengi zaten iç içe her şey. Martılar ağlardı. Aslında bu parçayı buradan söylemek çok kolay gibi gözükse de değil. En ufak detone yok bakın. Çöplükler. Çok dikkatli ve sakin bir okuma gerektiriyor çünkü bu pes renkte bu tonu. Sol. Biz seninle gülüşürdük. En ufak detone yok. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Ahmet Kaya'nın zamanında hani biraz... Şimdi bu bariton renkler içinde biraz sigara olduğu zaman böyle hafif kül halini alırlar. Yani biraz böyle matlaşırlar. Biraz Ahmet Kaya'da öyle bir şey var. Ses renginde. Daha parlak da olabilirmiş yani. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durur. Ahmet Kaya'nın binlerce güzel şarkısı var. Yüzlerce güzel şarkısı var. Ben yani bunlardan bir tanesini sizin gönderdiklerinizden not almıştım. Oktav. Acımasız olur. Dediğim gibi pes renklerde detonesiz, temiz temiz okumak hep sakin ve iyi bir müzik kulağı ve iyi bir beceri gerektirir. Çok dikkat ediyor bakın. Şimdi o dün gibi, dün gibi çekip. Yanında da bir tizden okuma ustası var. Burada da bir pesten okuma becerisi çok iyi olan bir şarkıcı var. Müthiş bir ikili bence. Gitme, bırak da sarılayım ayakları. Nasıl güzel bir renk. Kum gibi, kum gibi esir geç. Oktava bakın. Acımasız olma şimdi bu kadar. Bariton seslerin en büyük özelliği bu işte arkadaşlar. Yani saatlerce okusa yorulmaz ve tiz seslere çıktığı zaman kendi bölgesine bakın. Oysa çıktı. Yani do, re, mi, bemol. Maksimum mi bemol. Acımasız olma. Şimdi mi bemol. Gördüğünüz gibi çok tiz bir renk değil ama bir bariton tize çıktığı zaman büyük bir hacim verme şansına sahip oluyor ve nasıl kuvvetli giriyor ses bakın. Acımasız olma şimdi bu kadar. Sanki böyle gürlüyor gibi değil mi? Büyük bir volümde size geliyor bu. İşte baritonun, bariton ses karakterinin lezzeti böyle bir şey. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak da dolanayım ayaklarına. Buradaki diyafram zaten öne değilerek yapıyor. Bırak da dolanayım ayaklarına. Öne de değilir. Tiz de... Bırak... Bana göre pes bir ton çünkü yani bir tenor renge göre pes bir ton. Fakat bariton renge göre hani ince bir ses bu. Bayağı yüksek bir not. Dolanayım ayaklarına. Bir de Ahmet Kaya tam bir baritonmuş. Hani muhtemelen çıktığı en tiz sesler fa fa diyezden yukarısı olduğunu sanmıyorum. Hani daha tiz baritonlar var. Sol sol diyez, la la diyez buralara hatta si natural bazen do. Buranı da görürsünüz baritonlarda. Sürprizdir. Yüksek bariton diye de adlandırırız ama Ahmet Kaya tam bir klasik bariton. Klasik bariton aralığı. Aşağıda sol, re, fa, fa diyez, mi, mi bemol. Yukarıda hatta re, yukarıda da mi, mi bemol, işte fa, buralarda. Kum gibi, kum gibi ezip geçir. Ama okuma duygusu bence mükemmel. Yani mükemmel. Bu şarkıyı Ahmet Kaya'dan daha iyi okuyabilen Türkiye'de bir şarkıcı olabileceğini çok sanmıyorum.
kendi bestesi tabii ki. Bu da büyük bir avantaj. Yani kendi bestenize sahip olursanız zaten okuma duygunuz da, hayaliniz de size ait olur. Benzer ikinci bölümde. Gördüğünüz gibi girdiği zaman ne kadar sakinleşiyor değil mi bakın. Çünkü bu sesleri detone olma şansı var. Genelde Türkiye'deki şarkıcılar girdikleri kalın sesle de kuvvetli okumaya çalışırlar ve sonbahar damlardı hafif hafif tizleşirler. Ahmet Kaya girdiği zaman bakın sesi nasıl kontrol ediyor. Sakin sakin. Biz seninle sararırdık. Hiç bastırmıyor, sakin sakin okuyor ki ton kontrol elinde olsun. Sonbahar damlardı damlarımıza, biz seninle sararırdık. Yani çok çok yalın okuyor, çok taze tertemiz okuyor. Yalın okuyor parçayı, çok aşırı nameler kerizler yok ama ne kadar etkileyici geliyor. Yani parçayı size duru bir şekilde beğendiren ve sevdiren bir okuyucu Ahmet Kaya. Aydınlansın diye şu kirli yüzler, biz durmadan savaşırız. Sakin sakin ve kontrollü. Aydınlansın. Sesi ön bölgeden aşağıda düşürmemeye çalışıyor bu sayede. Aydınlansın diye şu kirli yüzler, biz durmadan savaşırız. Böyle gidiyor. Sevecek. Bakalım parçayı bitirsin. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi dün. Yani mikrofon yaklaştığında güm diye patlıyor yalnız. Yani inanılmaz büyük bir volüm. Baritonun özelliği diyorum ya, tizleri baritonun böyle gümbür gümbür gelir. Dün gibi çekip gitme. Bırak da dolanayım ayaklarına. Dur. Aşağıda bitirecek galiba. Kum gibi. Çok rahat inip çıkıyor ama. Geçime. Müthiş bir özelliği varmış gerçekten. Hani o yüzden bu kadar pese inip tona sadık kalabilme. Bu bir beceridir arkadaşlar. Canlı okumada çok değerli bir şeydir. Kontrolü kaçırırsanız hani bir video var ya. Çıkmıyor falan, aşağı iniyor bir şeyler. Onlar ondan kaynaklanıyor. Yani bir hayalin içinde bir gazla şarkı söylüyorsunuz ama realde aslında kalındayım, incedeyim, ben şu an neredeyim, nasıl geçerim, bunları önceden planlamanız iyi şarkıcı olmanın yoludur. Ahmet Kaya'nın en azından kum gibi performansını size yapmaya çalıştım. Çok özel bir bariton renk. Çok özel bir bariton renk ve çok güzel besteleri olan bir şarkıcıydı. Allah rahmet eylesin. Peki.